Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Recon FPV'nin Recon 5 mini long range drone'u inceleyeceğiz. Kanalda birkaç tane uçuş videosunu da zaten izlediğinizi düşünüyorum. Hemen en baştan şunu söyleyeyim. Bugüne kadar uçurduğum en zevkli dronelardan bir tanesi. Kesinlikle uçuşuna gerçekten hayran oldum. Gerçekten çok güzel. Kolay kolay bir drone'dan çok etkilendiğimi söyleyemem ancak Recon 5 beni gerçekten tavladı. Bir tane daha var. Onu da birazdan göreceğiz. Önce bu masadakinden bir başlayarak konuşalım. Bununla ilgili yaşadığım tecrübeleri de size aktarmaya çalışacağım. Beni takip edenler bilecektir. Kazalarımda meşhurum. Bol bol kaza drone parçalayan bir pilotuz maalesef. Bu drone da bunlardan nasibini aldı. En çok sorulacak sorulardan bir tanesiyle hemen başlamak istiyorum. Bu drone'un şu an pil ve Naked GoPro olmadan üzerinde pervanelerle ağırlığı ne kadar arkadaşlar? Hemen ona şöyle bir göz atalım. 224 gram, 225 gram gibi bir ağırlığı var. 3 pal bu pervanelerle. Üzerindeki pervanelerin de HQ Props 51-25. Evet, 51-25'lik 3 pal pervane var. 2 pal pervaneler de aldım. Onlardan bir tanesi kırıldı. Bir set vardı elimde. O yüzden şu an yeni paketlerin gelmesini bekliyorum. Çok farklı pervane seçenekleri de var bu boyutlarda. Özellikle bu motorlarda kullanabilecek. Onlardan da birkaç tanesi birazdan size göstereceğim. Şimdi Recon 5'in özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu benim kendi topladığım gövdeyi alıp daha doğrusu HCLRC tarafından gönderildi. Gövde motorlarını kendim aldım. Stack kendim aldım ve üzerinde Kha'Zix FPV HD Nebula Pro var. GPS sanırım yine bir HCLRC GPS olması lazım. Stack olarak da arkadaşlar HiPhone FPV'nin 20'ye 20'lik 5 amperlik bir stackini kullandım. Hemen motorlardan bahsedeyim arkadaşlar. T-Motor'un F2004 motorları var. 1700 kW. Bu drone 6 için birazdan size göstereceğim. Bunun kardeşi de 4S'lik bir drone. Biraz yapım olarak farklılıkları var. Genelde bizim XT60 ESC'miz arkaya doğru bakar. Ancak bunda pek arkadan çıkartmak mümkün olmayacaktı ve çok da iyi bir konumlama olmayacağı için şöyle stake komple 180 derece ters çevirip yerleştirdim. Bu şekilde şu XT60 kablomuz hemen önünde. Kapasitör şurada kameramızın hemen altında duruyor. Antenler arkadaşlar HD sistem için HLS tarafından üretilen Hammer ve LCP anten arkadaşlar. Sola dönümlü antenler. Şurada alt tarafta bir tane buzzer için. Şuraları da hemen görüyorsunuzdur hasarları. Buzzer için yeri vardı. Ben de yine buna uygun bir buzzer aldım ancak o buzzer da hasarlandı. Şimdi şöyle altını çevirmişken hemen size şurada hasarları göstereyim arkadaşlar. Bir düşüş yaşadım. Daha doğrusu disarm ederken yere iniş yaptığım anda da elim throttle'a değdi. Ben disarm ettim ve drone böyle bir 5-10 metreden yere çakıldı. Şurada ön tarafta komple bir kırık oldu. Şu parça tamamen buradan ayrıldı ve şu arka tarafta ayrıldı. Gövdeyi de arkadaşlar şurada şu gördüğünüz parça bir ön taraf. Kollar arka ve ön sağ sol olmak üzere parça. Şurada gördüğünüz çok kalın bir kendi vida sistemleri var. Ve de arka kısım arkadaşlar ayrı bir parça. Üst plate tek parça halinde. Arkada bir 20-20, ortada bir 20-20 stack yeri var. Şimdi şu ön tarafı gördüğünüz gibi tamamen 3D parça. Arkadaşlar bu üzerinde pakette geliyor. Bunu ben kendim bastım. Siyah renkte geliyor. Ancak pek de böyle sağlıklı bir baskı değildi. Şöyle elimle birazcık çekince parçalandı. Şu gördüğünüz Naked GoPro için olan sistemde vida şeyleri de kendinde var. Bunun aynı zamanda bütün STL'lerini de ben yine video açıklamada koyabilirim. Oradan da indirebilirsiniz. 225 gram, 5 inç, 210 mm'lik bir drone. Mini long range olarak geçiyor. Uzun mesafe amaçlanmış. Ben ama uzun mesafe yapmadım. Yalnız şunu söyleyeyim. 15-20 dakika arası uçuşlar defaten yap. Kullandığım pillere gelirsek şu üst tarafın çok küçük olduğunu görüyorsunuz. O yüzden pil açıkçası kullanacağı pillerde biraz sınırlı. Bir CNL 6S 1300 miliamperlik pili mesela buraya sığdırmak mümkün değil. Hemen şöyle bir CNL 6S 1300 miliamper pili size göstereyim. Üzerinde böyle hayvanı bir duruş var. Bunu da buraya böyle koyduğunuz zaman işte böyle sağlıklı bir durumda değil. O yüzden böyle bir pili kullanmanız mümkün değil. Bunun yerine ben şu Owenic 1300 miliamperlik 6S'lik pilleri kullandım arkadaşlar. Bu pillerle yaklaşık 12 dakikalık uçuş elde ettim. Bunu da konumlarken şöyle koyuyorum ve de bu pillerle de arkadaşlar yaklaşık 12 dakikalık bir uçuş elde ettim. Tabii bu böyle uzun mesafe amaçlı bir drone olduğu zaman Lyon pil kullanmadan da olmuyor. Lyon pillerde de arkadaşlar şöyle iki tane 6S'lik pilim var. Bir tanesi bu neydi? Bu VTC5A olması lazım. 2600 miliamperlik. Bu da VTC6 3000 miliamperlik. Bu pillerle bir kere uçuş yaptım. Bu pillerle 20 dakikanın üzerine çok rahat şekilde çıktım arkadaşlar. Bunlarla da 16-17 dakikalık bir uçuş yaptım. 2600 miliamperlik pillerle. Bunu da hemen şöyle duruşu var. Tabi biraz bayağı bir kaba geliyor. Bu drone'u özellikle 4S olarak
tercih edilenler, tercih eden arkadaşlar var. Bunun da sebebi pillerden dolayı. 4S'te tabii ki motorlar değişiyor. Ben de birazdan size 4S'te hangi motorları kullanacağımı göstereceğim. Drone'un uçuş karakterisine gelirsek arkadaşlar, drone'la gerçekten freestyle yapmak mümkün. Ancak bir Lion pille bu pek de keyif vermiyor. Eğer bir lipo ile uçuş yaparsanız lipo pille gayet güzel freestyle elde edebiliyorsunuz. PID konusunda ben hala tam istediğim gibi bir PID oturtabilmiş değilim. Bunda farklı pervaneler denememden kaynaklı. Ancak bir lityum iyon pille sakin bir uçuşta çok temiz, net, jellosuz bir görüntü alıyorum. Default PID ayarlarında dahi. Bunu da çok net söyleyebilirim. Şurada yan tarafta gördüğünüz arkadaşlar şu barlar özellikle takılmasını herkes tavsiye ediyor. Ben de hem bu barları takarak hem de barlar olmadan uçuş yaptım. Ve de arada gerçekten ciddi bir fark var. Crossfire anteni şöyle, onu da bir göstereyim. Değişik bir dizaynda yerleştirilmiş. Şöyle hareketli bir mekanizma var. Tabi bu anten biraz böyle geçmişten beri hasarla geldiği için pek de düzgün durmuyor. Ancak uçuş öncesinde şöyle koyup, hatta şöyle bir yere koyduğum anda bile şöyle duruyor. Kalktığım anda direkt düzeliyor zaten. Daha sonra uçuş bittikten sonra da şöyle kenara toplayabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde şu arka tarafa, yan tarafa bir yerlere koyanlar da var. Buna alternatif olarak şu önteki parçaya arkadaşlar farklı dizaynları var. Şu ön tarafa yatır olarak da bu anteni yerleştirebiliyorsunuz. Buna bir air unit takmanız mümkün değil. O yüzden Cadiz Vista, Nebula Pro veya Vista'nın direkt kendisinden koymanız gerekiyor. Bu gördüğünüz 6S olan arkadaşlar dijital versiyonu. Şimdi sizlere birazdan hazır olarak gelen analog versiyonu göstereceğim. Bu hazır olan versiyon arkadaşlar bana Banggood'dan geldi. Bu hazır olanın çeşitli versiyonları var. Ben motorsuz olandan geldi. Çünkü hazır bir drone olarak gümrükte işlem görmüyor. Size böyle bir taktik vermiş olayım. Çünkü uçuşa hazır değil arkadaşlar. Motorları ayrıca alıp kendiniz takmanız gerekiyor. 190 dolarlık bir fiyatı var. Ayrıca %10'luk bir kupon indiriminde video açıklamada mevcut. Ve de eğer sadece gövdeyi almak isterseniz onu da yine ayrıca %10'luk bir kupon indirimi linklerde mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen kutuyu açarak bakalım. Şöyle genel bayağı kalın köpüklü bir şeyde geliyor. Ben tabii kullanacağım motorları da hemen bunun içine koydum. Onlardan da şimdi birazdan bahsedeceğiz. Özellikle 6S'teki ile arasındaki farkları göreceksiniz. Şu köpükleri çıkarttığım zaman motorları da şöyle alalım. Ve Recon FPV'nin Recon 5 analog versiyonu HLRC ile ortak üretim. Çünkü üzerinde kullandıkları bütün ekipmanlar neredeyse HLRC diyebiliriz. Zeus 20x20 800 mAh'lik bir VTX'i var. Yine Zeus F745 20x20'lik bir arkadaşlar stack'le geliyor. Kamera olarak Cadix Rattle V2 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Cadix Rattle V2 ile geliyor. GPS yine bir HDR'si GPS'i var. Paket içeriğinde arkadaşlar bir takım pervanelerde hediye olarak geliyor. Onu da direkt söyleyeyim. Genfan Hurricane SL5125 benim az önce gösterdiğim HQ5125'lerle hemen hemen aynı. Burada yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bazı kendinden pilli buzzer'ı var. Alt tarafta şurada hemen 220 DFU'luk bir kapasitörü görüyorsunuz. Şunu özellikle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu Naked GoPro'nuzun bağlantısı için. Burada direkt nereden bağlamışlar ona açıkçası ben de çok dikkat etmedim. Ancak sanırım uçuş kontrolcüsü üzerinde 9 volttan geliyor arkadaşlar. 9 volttan bir beslemesi var diye tahmin ediyorum. Onu da tabii daha sonra bir voltaj metre ile ölçümünü yapacağım. Çünkü Naked GoPro eğer ki 5 volttan beslenirse kayıt konusunda sorun yaşıyorsunuz. Şimdi kutu içeriğine şöyle bir tekrar bir göz atalım. Dediğim gibi Hurricane 5125 pervaneler geliyor. Buna yanı sıra şöyle poşet içerisinde arkadaşlar TPU parçaları var. Kendi GoPro mount'u var. GoPro mount'un yine bağlantısı için şu gördüğünüz parça arkadaşlar Immortal T antenin bağlantısı. Yandaki barlardan birer tane gelmiş. 2 tane stop var ve de bir adet de arkadaşlar hammer. Daha uzun sanırım bu benim diğerinden. Şöyle bir bakalım. Çok daha uzun. RPSMA bir anten. HLRC hammer. Bu gördüğünüz gibi right hand polarized arkadaşlar. Böyle uzun da bir antenle birlikte geliyor. İçerinde yine ESC ve FC-ESC siteğinin detaylı kullanım açıklamaları var. Şimdi gelelim bu 4S versiyonunda kullanacağım motorlar. Şimdi 4S olmasıyla arkadaşlar stack arasında hiçbir fark yok. Bu stack bunu alıp direkt olarak 6S motorda takabilirsiniz. Benim diğer cihazdaki gibi 6S motorda takabilirsiniz. Çünkü stack 6S'e kadar destek. Şimdi gelelim motorlara. Motorlar gerçekten çok özel bir motor. Avengers SA daha yeni çıktı piyasaya. Çok fazla kullanan henüz ben görmedim. Brother Hobby'nin
en yeni motorlarından bir tanesi. Brother Hobie gerçekten inanılmaz kaliteli motorlar üretiyor arkadaşlar. Bugüne kadar Brother Hobie kullandığım hiçbir motorda en ufak bir pişmanlık yaşamadım. Gerek mıknatısların konumlanması olsun, gerek çan kalitesi ve ana su kalitesi olsun, kablolarının sarımları gerçekten çok kaliteli. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi 4S demiştik. Bunlar da 2004 T-Motor F2004'lerle aynı boyutta motorlar. Bunlar 3150 kW arkadaşlar. 1700 ve 3150. Şöyle bir kıyas yapacak olursak arkadaşlar, 1750 kW 6S motorlar aslında yaklaşık olarak 2600 motor 4S motorlar tekabül eder. Yani %60'lık bir hücre farkını, müştebirlik bir hücre farkını bu kW değerini değiştirdiğiniz zaman 2600 kW gibi bir değere gelecek. 3150 kW ile 4S ile bu cihaz arkadaşlar az önce gördüğünüz 6S'ten, bu kardeşinden aslında çok daha güçlü olacak diyebilirim. Benim beklentim bu yönde. Onun için bu cihazda özellikle bunda kullandığım gibi 3 pal pervaneler değil, 2 pal pervaneler kullanmayı düşünüyorum. Pervane seçenekleri gerçekten çok fazla. 50 olarak direkt 5 inç olan veya 5.1 olan 20-25 30 hatveli, 2 kanatlı, 3 kanatlı, farklı kanat açılarına sahip, farklı kanat yapılarına sahip çok çeşitli pervaneler kullanabilirsiniz. Motor vida deliklerinden de hemen bahsedeyim. Bunlar arkadaşlar her ne kadar bir 5 inç drone olsa da 12-12'lik bir motor vida deliği var. Buna da alacağınız motorla da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullandığım bir farklı motor da benim bir Sinewoop'umda yakın zamanda kanalda paylaşmıştım arkadaşlar. Drone için kullanabileceğiniz alternatif bir motor. Onlar da iFlight'ın arkadaşlar Zinc 2203.5 motorları. O motorlarda yine çeşitli kahvalarda versiyonları mevcut. 4S, bu da 6S, 4S'im analog. Bunun içinde bir Kadeek Vista Nebula Pro yolda geliyor. Bunu da gelir gelmez hemen dijital çevireceğim. Çünkü dijitalle gerçekten şu cihazda çok keyifli uçuşlar yapıyorum. İnanılmaz keyifli bir uçuş var. Bir kere kontrol tamamen sizde. Hani drone'da herhangi bir beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmanız mümkün değil. Ben biraz sınırlarını da zorlamaya çalıştım. Bunları ben bir yedek olarak hemen bir gövdede zaten almıştım. O gövdede yeni stoklara tekrar girdi. Banggood üzerinden o gövde olarak da alabilirsiniz. Onu da ayrıca kendiniz toplayabilirsiniz. Veya onunla uğraşmayıp bu gördüğünüz motorları olmayan hazır versiyonu alarak da işinizi kolaylaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Motor olarak da arkadaşlar yine benim tavsiyem, eğer ki 4S düşünüyorsanız Avenger 3150 kW motoru olacaktır. Eğer 6S düşünüyorsanız arkadaşlar daha farklı motorlara da bakabilirsiniz. Ancak ben şu T-motorların performansından gerçekten inanılmaz memnunum. Çok, bir kere çok sessiz bir motor ve bunlarda da aynısı olacağını düşünüyorum. Bu tipteki yeni çıkan bu yeni nesil, son 6 ayda 1 senede artık daha çok moda olan hafif setuplarda kullanılan bu 2004 motorlarda en çok beğendiğim özellik arkadaşlar ses konusu. Gerçekten kesinlikle bir 5 inç drone sesi yok. Çok sessiz, çok verimli çalışan motorlar çok düşük amperlerde çok güzel hover yapıyor. Şu drone'u benim hover throttle seviyem %20'lerin altında. %17, %18'de bile eğer rüzgar yoksa şu üzerindeki pervanelerle hover yapabiliyor. Şimdi gelelim bu Recon FPV'de kullanacağım farklı pervane modellerine. Size de onları birer tane paketle hemen o modelleri göstermek istiyorum. Zaten şurada Hurricane'lerin 51-25 ve de HQ'nun yine 51-25 pervaneleri gördünüz. Hatta bunların kanat ve yapı şekillerinde bir farklılıklarına şöyle bir bakalım. Zaten hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Çok benzer yapıda pervaneler. Şurada ben özellikle bu Hurricane'de daha agresif bir yapı var. Şu gördüğünüz dip köşedeki kalınlık pervanenin daha az esnemesine sebep olacak. Ancak yapı malzeme olarak HQ'nun daha dolgulu, daha sağlam bir yapısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu Hurricane'in uçlarında çok fazla derecede rezonans olacağını düşünüyorum. Her ne kadar burada desteklemeye çalışmış olsalar da pervanelerle çok daha verimli uçuş olacağını açıkçası pek düşünmüyorum. Ama göreceğiz tabii ki, bunlara da uçuş yapacağım. Şimdi bu Hurricane 51-25'leri görmüştük arkadaşlar. Diğer HQ'nun 51-25'leri var. Burada bir de HQ'dan arkadaşlar daha düşük hatveli ve daha kısa olan 5-2-3, yani 5 inç, tam 5 inç ve de 20 hatveli pervaneleri var. Bu pervanelerde şu an üzerinde bulunanla yapı olarak hemen hemen aynı. Ancak daha düşük hatveleri var ve de daha kısa. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 0.1 inçlik daha kısa. Daha kısa olmasından daha sağlam olmasını, yani daha az esnemesini bekliyorum. Ancak bu pervanelere göre daha ince bir yapısı var. Hatta ağırlık olarak da bayağı fark olduğunu söyleyebilirim. Bunlar arkadaşlar hatve değeri çok daha düşük. 20'lik bir hatvesi var. Şimdi size bir de aslında ilk kullandığım ve de ileride de kullanmayı tercih edeceğim. Elimde bulunan iki kanatlı pervaneleri göstermek istiyorum. Bunlar yine arkadaşlar HQ'nun pervaneleri. Bunlar yalnız arkadaşlar çok daha yüksek hatveli pervaneler. Onları söyleyeyim. Bunlar 30 hatveli, 50-30'luk pervaneler. Bu gördüğünüz iki kanatlı pervanelerle ben yaklaşık 20 dakikalık uçuş elde ettim arkadaşlar. 3
kanatlı pervanelerle uçuş süren %15 kadar daha düşük olmuş oldu. Evet, Recon 5 ile ilgili de söyleyebileceklerim bunlar. Gerçekten uzun mesafe amaçlı. İstersen freestyle de yapayım ama böyle manzaraları izleye izleye etrafta dolaşayım diye düşündüğünüz bir drone. Dayanıklı konusunda az önce sizlere de bahsetmeye çalıştım. Kazalara karşı arkadaşlar dayanıklı değil. Çünkü şu alt plate'leri 1.5 milimetrelik gibi çok ince karbonlara yapılmış. Üst plate'i 2 milim ancak şu altlar 1.5 milimetre çok ince karbonlar. Çok çabuk kırılabiliyor. Kırıldığı anında da esnemeleri çok fazla oluyor. Her ne kadar benim gibi böyle yapıştırsanız da yine de bunun etkisini hissediyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca bu dronlara nazik davranıp nazik uçuşlar yapın. Benim gibi olmayın. Daha sonra üzülürsünüz. Recon 5 ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İleride tabii biraz daha uçuş yaptıktan sonra şu 4S olanı da uçurduktan sonra yine belki böyle bir belki de sahada kısa bir video ile size tecrübelerimi aktarıyor olurum. Yakın zamanda yine Recon serisinden devam edeceğiz. Recon 3 1S'lik şöyle bir tane Lyon pille uçuş yapacağımız, uzun uçuş yapmayı hedefleyeceğimiz minik bir 3 inç drone ile karşınızda olacağız. Onu da yakın zamanda elime ulaşmasını bekliyorum. Onu da haberini şimdiden vereyim arkadaşlar. Bu esnada tabi Recon FPV'nin hızına da yetişilmiyor. 5'i çıktı, elimize geldi, uçtuk, inceledik diyene kadar 3'ü de şimdi yolda ve de Recon FPV şu an 4 inci piyasaya çıkarttı ve de aynı modelde bu Recon 5 formatında bu kolların vesaire dizaynı 7 inçinde şu an testlerini yapıyorlar. En son Dave C. Recon FPV'nin paylaşımlarında gördüğüm kadarıyla. Söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Umarım bu drone ile ilgili kafalardaki soru işaretlerine cevaplar verebilmişimdir. Başka sorularınız varsa benim verdiğim bilgilerin dışında ihtiyacınız olan bütün soruları yorumlarda paylaşabilirsiniz. En kısa sürede her mol gibi cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında daha detaylı bilgi istediğiniz veya görsel ihtiyacınız olan durumlarda lütfen arkadaşlar Instagram'dan ulaşın bana. Instagram hesabımda yine video açıklamalarında mevcut. Instagram'dan ulaştığınızda hemen aynı gün cevap veriyorum diyemem. Konuda daha önce bir şikayet de geldi. Sanki ben Instagram'da yaşamak zorundaymış gibi. Ama yine Instagram üzerinde de sorulan sorulara mümkün olan en kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. Gösterdiğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kırmızı uçlar arkadaşlar. Hoşçakalın.